Benim bir sorum olacaktı ama. Buyurun. Benim kardeşim yaklaşık 5 senedir ki MS hastası. MS. Evet, MS hastası. Şu anda evli, iki çocuğu var. Maşallah. Evet, şu anda vücudunda sürekli olan sırtında bir de göğsünde sürekli bir uyuşukluk var. Tamam. Aşı kullanıyor ama hangi doktora gitsek tedavisi yok diyor. En son gittiğiniz doktorda da beynindeki plak sayısı bir tane artmış. Kortizon taktırdılar. Yine aynı, sadece aşı kullanıyor. Geçmez diyorlar. Tamam. Gerçekten böyle mi? Şimdi bakın. Kaç defa atak geçirdi bugüne kadar? Hocam bayağı olmuştur. Yani 5 yılda kaç atak geçirdi? onu tam olarak bilmiyorum da aşıyla atağı durdurmaya çalışıyorlar. Ama uyuşukluk sürekli kalıyor sırtında bir de göğsünde. Evelallah onu, o uyuşukluğu alırız. Yani orada şimdi kür önereceğim. Bakın MS'te de şimdi şu millete ekmeği yemeyin diyorlar ya. Ekmeği ne kadar az yerseniz MS'e yakalanma riskiniz varsa genetik yapınızda bunu tetiklemiş olursunuz. Anladım. Buğday, Anadolu buğdayı, gerçek Anadolu buğdayı, hele hele kara kılçık buğdayı bulabilirseniz bulunmaz bir nimettir. Bak ben bir toplantıdaydım, böyle kalabalık bir toplantıda konferans veriyordum. Oradan vatandaşın biri çıktı. Hocam dedi, buğday kürüyle biz MS'i yendik dedi. Hiçbir şey kalmadı. Çok hastamız şifa buldu. Veya bakın MS'in de çok değişik türleri var. Burada multiple sklerozis dediğimiz, bu işte miyelin bir yerde önemli, demiyelin oluyor. O şey de gidiyor, koruyucu kılıf burada sıyrılmış oluyor. Ancak en önemli şey MS'de, en önemli şey buğday. Kaynatıp suyunu içecekler. Bu bir. Hem korur, hem önler, hem de iyi bir yardımcı ve destekleyici tedavidir. Şimdi burada söylediği uyuşma, bak. Sinirden geliyor tabii o. İletkenlik bozuluyor. Demiyelizasyondan dolayı yapacağı şey kurutulmuş kiraz sapı ve ısırgan. Sabah akşam bunu içecek. Evelallah o uyuşmalar gider. 5 yıl dediniz. Hareketleri nasıl? Hareketleri iyi hocam. Sürekli hareket yapmak istiyor. Hani böyle Tamam. sürekli güçsüz kalmak istemiyor ki hani tetiklemesin diye Tamam. hastalığını. Lütfen. Tamam. Bak şeyde yönlen zamanımız az kalmış. Şeyi söylüyorum. Bakın buğday kürü. Buğday kürü, buğday kürü ve kiraz sapı ısırgan. Aynı anda ikisini uygulayabilirsiniz. Daha sonra 40 kilit bitkisine geçeceksiniz. O silikatlara mutlak surette ihtiyaç var. Abiniz miydi? Şanslı. Çünkü öyle MS hastaları var ki 5 ayda yatağa düşürüyor. Öyleleri var ki 20 yıl yani şey yapıyor. Lütfen bu söylediğim kürü uygulayın. Doktor kontrol ve önerilerini ihmal etmeyin. Tıpta çaresi yok MS'in. Ama ekmek yemeyin diyenler bak kesin ekmeği kestikleri oranda eğer MS'e yatkınlığı varsa bir insanın MS'e ekmek yemeyen MS'e mi yakalanacak? Hayır. Bir hastalığa yakalanma riskiniz var. Yani şansınız, yatkınlığınız, şansınız demeyeyim de yatkınlığınız bu sizin genetik yapınızdan kaynaklanıyor. İşte bu yatkınlığınız var ise mutlak surette ekmek tüketeceksiniz. Buğday, kaynatıp su, mümkün olduğu kadar doğal buğday. Ha şişkinlik yapıyor şimdikiler. Bunlar çözülecek Hüseyin. İnşallah onu bir İnşallah. programda anlatacağım. Yani özellikle bunu söylüyorum. Beslenmesinde dikkat edeceği şey, o grelini anlattım ya, mümkün olduğu kadar doymuş, pardon doymamış
yağ, onu kullanmaya özen gösterin. Katı yağlardan uzak durun. Çünkü MS için beyinde kraniyal MR çekildiğinde beynin belli bölgesinde plak oluşumları, yani protein birikimlerini görecekler. Bir de belden sıvı alınır. Eğer o sıvıya bakıldığında pozitifse o kesin MS'tir. Fakat kurtulan var mı? Evet, var Hüseyin. Var. Allah'ın izniyle. Tabii. Yani unutmayın. Rabia Hanım, şifa diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı hafta sonları diliyoruz.